Evde kal. Birlikte başaracağız. Evet. Şimdi temassız karşıya geçebilirsiniz. Temassız geçiş talebiniz alınmıştır. Lütfen bekleyin. Evde kal. Birlikte başaracağız. Şimdi temassız karşıya geçebilirsiniz. Evet, koronavirüsünün tüm dünyada yayılmasından sonra Türkiye'de de görüldü haliyle. Türkiye'de görüldükten sonra en önemli unsurun insanların ağız ve burun salgılarının elleriyle teması ve bunun da ortak kullanılan alanlarda diğer insanlara yayılmasıydı. Belediye başkanımızın talimatıyla birimlerin kendi işleyişleriyle ilgili teması kısıtlayacak önlemler alınması istedi. Bu bağlamda Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü olarak biz de vatandaşlarımızın daha öncesinde elleriyle dokunarak işleme koydukları yaya butonunu temas olarak yapmalarını istedik. Bu anlamda bir çalışma yaptık. 14 noktada şu an için faaliyete geçti. Önümüzdeki günlerde de özellikle hastaneler, yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler ve öğrenci sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde uygulamaya koyacağız. Bundan sonra vatandaşlarımız ellerini dokundurmadan yalnızca temassızca geçebilecekler karşıya. Sistem geçmişte kullandığımız sistemin aynısı, herhangi bir ekstra masraf yapmadan yalnızca dokunmatik olarak sensör yoluyla elinizi uzattığınızda sizi algılıyor. Ve evde kalmanızı da aynı zamanda söyleyen bir uyarıyla geçiş hakkınızı alıyor. Bence hem korona ile ilgili hem de önümüzdeki yıllarda olması muhtemel mutasyona uğramış başka virüslerle ilgili en önemli unsur insanların kendilerine ait salgılarının veya salyalarının başka insanlara bulaştırmaması olacaktır. Bu anlamda ben çok önemli bir proje olarak görüyorum. Ve buradan bütün kurumlara ve genel olarak insanların toplu olarak kullanmış oldukları tüm ünitelere temassız uygulamalar yapmaları konusunda uyarıda bulunuyorum.